Merhabalar dostlar, bugün GTA San Andreas'ı daha önce hiç denemediğimiz bir şey yapacağız. Oyunun en başında ilk görevde daha Big Smoke ve Ryder'ı öldürürsek ne olur veya nasıl öldürebiliriz? Çok ilginç şeyler göstereceğim size, bakın. İlk önce arkadaşlar bisiklete biniyoruz, normal böyle CJ evine doğru gidiyor. Evet, şimdi ilk göreve girmeden önce silah hilesi yazıyoruz. Burada şimdi yapacağımız ilginç şey kardeşlerim, biliyorsunuz oyunun en başında bir ballast arabası var. O arabayı biz alacağız, kendimiz bineceğiz. Normalde o arabaya binilmiyor. Ben size nasıl binildiğini göstereceğim dostlar. Şimdi bakın, bu görevleri geçiyoruz, bu sahneleri falan. Okey, geçtik abicim. Ondan sonra bakın, burası çok ama çok önemli. Burada bisiklete binmiyoruz. Tamam, binmiyoruz bakın burada bisiklete. Yürüyoruz, 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 yürüyoruz. Yürüyoruz. Evet, şimdi bakın buradan ballast arabası direkt ışınlandı, gördünüz. Ve arkadaşlar ardından bu arabanın durmasını bekleyeceğiz, tamam mı? Durduktan sonra tam şoföre nişan almanız gerekiyor. Tabii sizi de ezmemesi lazım. Evet, şimdi bu araba geliyor. İllaki bir yerde takılı kalacak arkadaşlar. Şu takılı kalana kadar bekleyin. Şoföre tek atış yapmanız lazım. Yani kapısının açılması lazım arkadaşlar. Tekrardan düzeldi. Durun abi, ben bunu sıkıştıracağım, kafayı koydum. Evet. Evet, şimdi. Evet, vurdum abi. Bakın kapı açıldı ve içine bindim. Kapı açıldı ve içine bindim. Burası şimdi çok önemli arkadaşlar. Çünkü Voodoo arabasını almanız gerekiyor. Bir saniye göstereceğim onun için. Şimdi bakın, bu arabadan eğer çıkarsam bir daha binemiyorum arkadaşlar. Buna binmenin tek taktiği bu. Ve şimdi size daha ilginç bir şey göstereceğim. Bakın, normalde haritada mavi marker'ı geride gösteriyor. Yani ona gitmen gerekiyor. Bisikletine binmek zorundasın diyor oyun, ama ben bisiklete binmeden ballast aracıyla arkadaşlar Big Smoke, Ryder, bunları takip edebiliyorum. Ve şimdi bunların güzergahını takip edeceğim. Ve bakın, bunlar hiçbir şekilde bisikletten düşmüyor arkadaşlar. Bakın, gördünüz mü? Duvara tostlar gibi tostladı arkadaşlar. San Andreas yapımcıları Ryder, Big Smoke ve Sweet'in bisikletten düşmemesini sağlamış. Hiçbir şekilde arkadaşlar bisikletten düşmüyorlar. Görmüş olduğunuz üzere. Ve şimdi bakın, tekrardan deneyeceğim. Bakın, düşmüyorlar, gördünüz mü? Normalde buna çarptığınız zaman bunlar arkadaşlar burada aya bile uçarlar. Ama düşmüyorlar. Niye? Yapımcılar bu şekilde ayarlamış. Aha abi, ittim bunları. Dur bakayım, ara sahne nasıl olacak şimdi, merak ediyorum. Ara sahne Ryder gözükecek mi? Dur bakayım. Aha abi, ara sahneyi bozdum. Bir saniye. Oyunu bozdum arkadaşlar. Resmen oyunu bozdum. Nasıl? Ha? Evet, şimdi ara sahnedeki yerini aldılar. Ben arkadaşlar pembiş arabamla bunları takip etmeye devam edeceğim. Şimdi en sonda göstereceğim şey çok önemli arkadaşlar. En sonda göstereceğim taktikle bunların en az iki tanesi Ryder ve Big Smoke'u öldürüp ondan sonra ne olduğunu görebiliyoruz. Yani bunlar ilk bölümde ölecekler ve değişik bir cutscene, yani ara sahne çıkacak arkadaşlar ortaya. Şimdi son kısmı yapması zor. İnşallah tek seferde yapabilirim arkadaşlar. Hadi bakalım, bana şans dileyin. Bu arada videoyu da çok sardırmadım ki adım adım görün diye bu şeyleri, bölümleri. Evet bakın, Sweet normalde arkadaşlar ballast arabasının peşinden gidiyordu. Şimdi ballast arabasını ben aldığım için sıkıntı yok. Sweet bizi takip ediyor. Üçlü şekilde gidiyorlar. Şimdi Grove Street'e girmek üzereyiz. Evet, sona yaklaştık. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız şey kırmızı marker'ın içerisine girmemek. Eğer kırmızı marker'ın içerisine girerseniz dediğim olay olmaz. Kesinlikle kırmızı marker'ın içerisine girmemeniz gerekiyor. Okey mi? Evet bakın, şimdi size ballast arabasını göstermek istiyorum. Şimdi bu ballast arabasına inelim. Kapıyı kapatmasanız iyice. Eğer kapıyı kapatırsanız arkadaşlar bir daha binemiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken şey şu, bakın. SJ Mahbe yazıyoruz, tamam mı? SJ Mahbe yazdıktan sonra bunları çeteye katıyoruz. Kırmızı marker'a girmeden arkadaşlar. Direkt bunu aldık abi, bize katıldı, okey. Şimdi Ryder'ı da almam lazım. Sweet biraz riskli arkadaşlar. Sweet çok uzakta duruyor. Evet, Ryder'ı da aldık abi. Sweet de alabilirsem güzel olacak ama neyse, Ryder ve Big Smoke'u öldürmeye çalışalım biz. Sweet'i de alabilir miyim? Biraz da, ama marker'a yaklaşırsam arkadaşlar riskli olacak. Onu en sonunda deneriz belki. Evet, şimdi bakın. Arabayı aldım, tamam mı? Şimdi Big Smoke tabii ki de binemeyecek. Gel abicim, gel 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 gel. Bakın şimdi arkadaşlar. Bunlar öyle olacaklar kaç saniyede. Şimdi bunu biraz daha itmem lazım Big Smoke'u. Evet. Git abi git. İleri itmem lazım bunu şimdi arkadaşlar. İleri itmem gerekiyor. Ya da böyle de kalabilir. Biraz daha ileri itsem daha iyi olacak. Bunları ileri itmem gerekiyor arkadaşlar. Kapıyı kapatma. Evet. Şimdi böyle gel 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 gel. Ama bunların biraz ileride durması lazım. Bunu ileri itmek için arkadaşlar ne yapabiliriz? Bakın. Ryder burada durdu. Şunlar yani biraz daha önde olsalar cutscene'de daha iyi göreceğiz. Beni takip etmeleri gerekiyor. Heh. Big Smoke istediğim yere gelmeye başladı. Abi Big Smoke takip et. Ryder beni takip et. Evet, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Şimdi
Bu arada polis geldi. Polis hilesini kapatalım. Şimdi bakın bunlar yerdeler. Gördünüz mü? Bunlar yerdeler. Şimdi Sweet'i de arkadaşlar yanıma alabilirsem harika olacak. Bunlar yerde kaldılar. Sweet'i de şimdi yanıma alayım. Abi kırmızı merkezin içerisine gireceğim diye tırsıyorum. Abicim hadi Sweet. Evet Sweet'i de alabildim. Çok iyi. Bir daha denemem gerek kalmadı. Şimdi en son ise arkadaşlar Ryder'ın aracını alacağım. Bu araçları niye seçiyorum? Niye Ryder, Sweet ve şu mor araba önemli? Çünkü arkadaşlar bir tek bunlar kayboluyor ara sahnede. Şimdi arkadaşlar Sweet'i kendi tarafıma çekmem lazım. Sweet önce bir gel. Gel. Sweet bana gel. Sweet. Sweet gelir misin lütfen? Sweet gel artık. Beni takip et. Bana odaklan Sweet. Evet gel takip et beni. Evet biraz daha gel. Ve şimdi arkadaşlar Sweet'i de ezdik. Şimdi en son kırmızı marker'ın içerisine giriyorum. Ve şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi çok iyi bakın. Gördünüz mü arkadaşlar Sweet yerde. Şu an Sweet yerde ve öldü. Arkadaşlar Sweet yerde ve öldü. Ve arkadaşlar diğerlerini de göreceğiz. Fakat biraz uzakta kaldılar. Şu an hiçbir yok. CJ kendi kendine konuşuyor arkadaşlar ara sahnede. Görüyor musunuz? Hepsi öldüler. Sweet, Ryder ve Big Smoke öldüler kardeşlerim. Ve ara sahnede... Aha gördük arkadaşlar bakın. Big Smoke ve Ryder da görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşlar bakın Big Smoke'u da gördünüz. Big Smoke da yerde duruyor. Eğer tam kırmızı marker'ın çevresini ayarlayabilsem o zaman çok daha net bir şekilde üçünün öldüğünü görüyorsunuz. Şu an oyunun başında arkadaşlar oyun başlamadan da Sweet, Big Smoke ve Ryder öldüler. Şimdi son bir kez daha deneyeceğim sizler için. O kırmızı marker'ın tam önünde arabayla ezebilsem bunları o zaman üçünün de öldüğü aynı anda öldüğü efsane bir görüntü oluşuyor. Evet şimdi bir daha deneyeceğiz dostlar. Yine Big Smoke, Ryder ve Sweet kırmızı marker'a doğru ilerliyorlar. Şimdi onlar oraya gitsinler. Evet çok iyi. Üçü de tam marker'ın önüne doğru gitti. Üçü de aynı yerdeler. Efsane oldu arkadaşlar bu. Onları indirmesi kolay olacak. Şimdi arkadaşlar bunları tekrardan çeteye katıyoruz. Sağ klik yaptık aldık. Bunu da arkadaşlar CJ Mahbi zaten öncesinde yazmıştık. Sweet'i de aldık. Şimdi ben moracı... Bakın binemiyorum arkadaşlar bunları gördünüz mü? Bunun kapısı bir kere kapandıktan sonra buna binilmiyor. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar bunlarda en az iki tanesini benim marker'ın tam orada ezmem gerekiyor. Şimdi hızlı olmam gerekiyor. Evet gelin. Çok yakın bir şekilde ezmem gerekiyor. Big Smoke'u burada ezeceğim. Big Smoke gel. Evet Big Smoke çok güzel yerdesin şu an. Big Smoke'u tam yerinde ezdim. Sakın marker'ın içerisine girmesi diyecek. Marker'ın içerisine girdi arkadaşlar. Neyse bu sefer sadece Big Smoke ölü göreceğiz. Bakın arkadaşlar Big Smoke şu an yerde ölü gözüküyor ve bir tane bisiklet, iki tane bisikletti arkadaşlar. Boşta gözüküyor. Hayalet bisikletlerle konuşuyoruz arkadaşlar. Hayalet bisikletlerle Big Smoke'u öldürdüğümüz zaman da ise bu şekilde bir senaryo gerçekleşiyor. Aha arkadaşlar bakın Big Smoke ölmüş durumda. Bu sefer de sadece Big Smoke'u öldürdük ve sahne bu şekilde oldu. Eğer Ryder'ı da oraya getirebilsem, Big Smoke, Ryder ve Sweet tam kırmızı markanın içerisine koysam hepsi aynı anda ölmüş olacak. Bakalım gelin. Çok iyi. Evet arkadaşlar üçünü de yaptım, bakalım ne olacak. Evet şu an arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Big Smoke ve Sweet öldü arkadaşlar. Bir tek Ryder yaşıyor. Ryder'ı da bisiklete çok saçma bir şekilde bindi. Big Smoke ve Sweet'i şu an öldürdük kardeşlerim. Yine tam üçünü denk getiremedim. Ve şimdi size oyun içerisinde daha önce hiç bilmediğiniz iki adet ufak ama ilginç bir olay göstereceğim arkadaşlar. İlk göstereceğim şey silahla ilgili bir olay. Şimdi kayıtlı oyunuma geldim. Yapabilmemiz için arkadaşlar silah kısmımızın, bakın şimdi göstereceğim, bir tane elimize silah alalım. Bakın taba bastım. Weapon skill'i full olması gerekiyor arkadaşlar. Weapon skill kısmı full olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey bakın şu. İlk önce eğiliyoruz. Eğilirken C tuşuna basılı tutuyoruz. W'ya basıyoruz, Shift'e basıyoruz. Evet arkadaşlar bakın. CJ farklı bir şekilde yürüyerek nişan alıyor, görüyor musunuz? Evet bakın arkadaşlar. CJ kayarak yürüyor, görüyor musunuz? CJ şu an resmen kayıyor. İşte bu silah pozisyona gelmeniz için C tuşuna basıyorsunuz. Ondan sonra W'ya basılı tutuyorsunuz. C ve W basılı tutuyorsunuz. Ondan sonra Shift, Space ve sağ tık nişana hepsine birden bastığınız zaman oluyor. Bunu sürekli deneyin arkadaşlar. Bu şekilde ilginç bir atış şekli yapabiliyorsunuz. San Andreas'ı bakın yıllardır oynuyorum. İlk defa bu şekilde kayarak CJ'nin silah kullandığını gördüm arkadaşlar ben de bu taktikle. Şimdi ufak bir araçla ilgili yine değişik bir olay. Hiçbir hile kullanmadan araçta arkadaşlar bakın.
Yolcu koltuğundan CJ oyunda arabaya bindiği zaman kapıyı kapatıyor. Size nasıl gösterebilirim? Fark etmez. Bakın bu kırmızı araba. Şimdi yolcu koltuğundan doğru geldik. Bakın kapıyı kapattı arkadaşlar. Gördünüz mü? Kapıyı kapatarak biniyor. Yolcu koltuğundan doğru binmeye çalıştığınız zaman kapıyı kapatarak biniyor. Eğer tam binerken arkadaşlar W space'e basarsanız yanlış anlamadıysam ve yanlış hatırlamadıysam öyle oluyordu. Şimdi deneyeceğiz. Ve şimdi bakın kapıyı kapatmadan direkt zıplayacak arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet. Bakın direkt zıpladı ve kapı açık kaldı arkadaşlar. Bu da San Andreas'ta daha önceden belki de hiç dikkat etmeniz bir detaydı. Yani yolcu koltuğundan her seferinde binerken şey yapmıyor. Kapatmıyor kapıyı. Tam burada W space'e bastım. Bakın direkt oradan oraya atladı. Bunlar ufak önemsiz detaylar gibi gözükebilir ama yıllar sonra hala bile San Andreas'ın içerisinden bilmediğiniz bir şeyler çıkması bence çok ilginç. Evet. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.